Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Dün 24. mektup ikinci nükte okumuştuk. İkinci nüktenin sonunda dua hakkında şöyle geçiyor. O Zat-ı Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün ukul, bütün akıllar toplansa, bir akıl olsalar o makamın hakikatini tamamıyla ihata edemezler. İşte ey Müslüman, senin roz-i mehşerde, mahşer gününde böyle bir şefiin var, şefaatçin var. Bu şefiin şefaatini kendine cebretmek için sünnetine itiba et. Evet. Devam ediyoruz ikinci nükteyle. Eğer desen madem o Habibullah'tır, Cenab-ı Allah'ın Habibidir, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? Cevap, o Zat aleyhissalatü vesselam umum ümmetinin saadetiyle alakadar ve bütün efradi ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. Evet, her nevi musibetleriyle endişedardır. İşte kendi hakkında meratibi saadet ve kemalat hassız olmakla beraber hassız efradi ümmetinin, evet hassız efradi ümmetinin hassız bir zamanda hassız envai saadetlerini hararetle arzu eden ve hassız envai şekavetlerinden müteessir olan, evet, onların üzüntüleriyle, üzülen, keyifleriyle keyiflenen böyle bir şefiimiz var, bir peygamberimiz var. Ne oluyor? Şekavetlerimizle tesir oluyor. Evet, öyle bir zat elbette hassız salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Eğer desen bazen katli olacak işler için dua edilir. Mesela husu ve küsuf, ay ve güneş tutması, namazdaki dua gibi hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. Cevap, başka sözlerde izah edildiği gibi dua bir ibadettir. Evet, dua kendisi bir ibadettir. Av, kul kendi arzını ve fakrını dua ile ilan eder. Zahiri masraflar ise o duanın ve o ibadeti duayenin vakitleridir. Hakiki faydaları değil, ibadetin faydası ahirete bakar. Dünyevi masraflar hasıl olmazsa o dua kabul olmadı denilmez. Belki daha duanın vakti bitmedi denilir. Hem hiç mümkündür ki bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen kemali hulus ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadeti ebedi onlara vermesin ve bütün kainatın şahadetiyle hassız rahmeti bulunan o kerim-i mutlak, o rahim-i mutlak bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadeti ebediye vücut bulmasın. Üçüncü nükte, dua-i kavli-i ihtiyarının makbuliyeti iki cihettedir. Dua-i kavli-i ihtiyarının makbuliyeti, kavli iki cihettedir. Ya aynı maklubu ile makbul olur veyahut daha evlası verilir. Ya aynısı verilir veyahut da daha iyisi verilir. Evet. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denilmez. Hazreti Meryem gibi bir kız evlat veriliyor. Daha evla bir surete kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder, duası ahiret için kabul olur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa bir surette kabul edildi denilir ve hakeza. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz,
O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmeli. Hasta bal ister, tabibi hazır, sıtma için sulfato verir. Tabip beni dinlemedi denmez. Belki ahu fizarını dinledi, işitti, cevap da verdi. Mahsudun iyisini yerine getirdi. Evet. Bugün 29 Ramazan. Yarın Arefe. Ve zaman Hazretleri Arefe için, hatta bir gün evveli için şöyle bir mektubu var. Aziz mübarek kardeşlerim, pek çok selam bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel 500 ve Arefe'de dahi 500 okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Evet, bugün 500, yarın da 500 bin İhlas-ı Şerif'i okuyalım inşallah. Duayla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.